Ve Atina Ankara hattında iplerin gerildiği bir ortamda Yunan Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye hedef alan bir açıklama geldi. Yunan Bakan Türkiye'nin silahlı bir angajmana teşebbüs etmesi halinde bedelini ağır ödeyeceğini öne sürdü. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos Türkiye'yi hedef aldı. Yunan Manifesto gazetesine konuşan Panayiotopoulos, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de 2020 yazındaki Oruç Reis krizinde caydırıcı güç olarak potansiyelini gösterdiğini iddia etti potansiyelimiz karşı tarafın askeri bir angajmana teşebbüs etme cesaretini kırıyor. Ödemek zorunda kalacakları ağır bedeli biliyorlar." dedi. Gerginliklerin hiçbir tarafa yarar sağlamadığını söyleyen bakan, "Silahlı kuvvetlerimiz her zaman uyanık, hazır ve kararlıdır. Yunan halkını kendisini güven içinde hissetmesi için temin ederim. Silahlı kuvvetlerimiz her olasılığa hazırdır." şeklinde konuştu. Panayotopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim için Miçotakis diye birisi yok şeklindeki açıklamasının Türk-Yunan ilişkileri için ne anlama geldiği sorusuna da yanıt verdi. Türk siyasi yönetimi bunu ilk kez yapmıyor. Miçotakis, retorik oyunlara gelmeyeceğini, tuzaklara düşmeyeceğini gösterdi. İletişim kanallarını kesecek taraf biz değiliz ancak diyalog saldırgan retorik ve tarihçi davranışlarla bağdaşmaz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın bölgede istikrar odağı olduğunu ve egemenlik haklarını korumakta tenzilat yapmadığını bilmelidir ifadelerini kullandı.